الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رضا لله تعالى الفاتحة. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktın. Senden yardım bekliyoruz Allah'ım. Belki layık değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil. Ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutunacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok Allah'ım. Biz seni istiyoruz. Maksudumuz sensin. Bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır. Bize yar ve yardımcı olmandır. Ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen, sayısız alemleri yaratan ve yok ol emriyle her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, Rahman ve Gufran olan, gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki senden başka ilah yoktur. Ey yüceler yücesi, var ve bir olan Allah'ım,
bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Duanız olmazsa neyinize ehemmiyet vereyim buyurdun. Bizim şu acizane, halisane, salihane duamıza icabet et. Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle. En güzel isimlerinle bize tecelli eyle. Bizi batılı batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Hakkı hak bilenlerden ve hakka tabi olanlardan eyle Allah'ım. Rabbim bizlere rızanı kazanacak güzel ameller nasip eyle. Mevlam bizleri rızan yolundan ayırma. Allah'ım bizlere öyle güzel hal ve hareketler nasip eyle ki hayatımızın her anında senin rızanı kazanacak kullarından eyle Allah'ım. Amin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Habib Edibi, iki cihan serveri, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, alenin ve ashabının üzerine olsun çok değerli gönül dostlarım. Efendim bir Yasin Konevi ile TV 2000 stüdyolarından Vakti İftar programıyla birlikteliğiniz başladı. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizler de sizlerin hanelerine hoş geldik, safa bulduk diyoruz efendim. Bugün de inşallah dolu dolu, şu olan kısa anımızda dolu dolu vakitler geçirmek istiyoruz. Rabbimizin rızasını kazanmak istiyoruz. Muhabbetlerimizle, coşkumuzla, ilahilerimizle o anı inşallah makbul bir an olarak geçirmek istiyoruz. Mevlam tuttuğumuz oruçlarımızı şimdiden kabul eylesin. Yaptığımız sahurlarımızı, Ramazan ayındaki ibadetlerimizi kabul eylesin. Unutmayalım, Mevlamız bu ayda 1000 veriyor değerli gönül dostları. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Tarlada boş durursak, tarlayı ekmezsek mahrum olanlardan oluruz. Madem bu dünya ahiretin tarlasıysa, bu dünyada boş durmak yok dostlar. Ramazan ayında kim ki Allah'ın mağfiretini kazanamazsa, şu Ramazan ayında oruçlar tutulmazsa, ibadetler yapılmazsa, Rabbimizin af kapısı bize uğramazsa, Peygamber Efendimizin çok ağır sözleri var. Evet, şu Ramazan ayında boş durmayacağız. 11 ayın sultanı olan şu Ramazan ayında Yüce Mevlamız bizlere Ramazan-ı Şerif gibi bir ayı ihsan eylemiş. Bizler halen başıboş, vurdum duymaz, aklımızın erdiğince hareket edersek Allah onu bize sorar. Ve elimiz boş döneriz o kapıya. O kapıya boş dönmeyelim. O kapıya gönlümüzle, yüreğimizle, samimiyetimizle varalım. Ama şunu unutmayın. Dua, dua, dua dedik. Duanın hayatımızda önemi var. Dua ibadetin özüdür. Ama sadece duayla bitmiyor. Dua edelim, yalvaralım. Bu çok önemli. Ama ibadetlerimizle de Mevlamıza bağlanalım. Mevlamızın emirlerini tutarak yasaklarından kaçınalım. Bugün ömür ağacından bir meyve dahi düştü biliyor musunuz? Bakın bir gün daha ölüme yaklaştık yahu. Bir gün daha ölüme yaklaştıysak bu dünyadan sonra bir ahiret hayatının olduğunu biliyoruz. Çünkü dinimiz, çünkü kitabımız, çünkü Resulullah'ımız bizlere böyle müjdeliyor. Bu dünyadan sonra bir ahiret hayatının olduğu ve bu yolda bir azık lazım olduğu, o zaman görmezden gelemeyiz. Göreceğiz. Hesabımıza da gelecek. Nefsimize aldanarak, dünyanın cazibelerine aldanarak hesabımıza gelmemezlik yaparsak kabirle beraber
ölümle beraber artık orada zor durumda kalırız. Zor durumlarda kalmayalım. Hiçbir insan cehennem ateşine dayanamaz. Şimdi sizlere ufak bir yaşanmış hadise anlatacağım. Devri zamanında bir tane devlet ricalinden bir şahsın kızı varmış. Bir de evinde Kur'an ilmiyle meşgul olan, hocalığa yaklaşan bir talebe. Ve ne oluyor biliyor musunuz değerli dostlar? Evet, ne olduğunu söyleyeyim size. Gecenin bir anında o şahsın kızı gece sokakta kalıyor, yolunu kaybediyor. Allah kimseye yolunu kaybettirmesin. Ve o talebe olan şahıs da gece vakti bakıyor ki sokakta bir tane genç hanımefendi, genç kız. Dışarıda ne olacağı malum, evine alıyor. Allah için, Allah namına evine alıyor, misafir ediyor. Bir yandan Kur'an talimine devam ederken değerli gönül dostları, bir yandan Kur'an talimine devam ederken bir yandan da genç kız oturuyor. Şeytan bir yandan dürtüklüyor. Kötü niyetler geçirmek istiyor. Ama o talebe ne yapmış biliyor musunuz? Sağ tarafına bir mum yakmış. O muma gönlünden o kıza bir kayma olursa, şeytan vesvese verdiği esnada parmağını muma tutuyor. Ateş yakmaya başlayınca hemen elini çekiyor. Ateş var diyor. Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle. Ve tabii ki o zamanın devlet ricalinden, artık o zamanın paşalarından diyelim. Neyse, sabah oluyor. Kız evine varıyor. Başına gelenlerden bahsediyor. Gece yolunu kaybettiğini. Yolunu kaybettiği zaman evinde misafir edeni merak ediyor. Görmeye gidiyorlar. Onun samimiyetini anlatıyor. Ve diyor ki, kızımı diyor sana nikahlamak isterim. Çünkü düşünün, elinize bir namus gelmiş, elinize bir emanet gelmiş, Allah için bir kötülük bile yapmıyorsunuz. Yan gözle bakmıyorsunuz. O samimiyetiniz hürmetine güzel mi güzel o hanımefendi, o talebenin hanımı oluyor. Unutmayın, yaşadığımız dünya hayatı içerisinde bir imtihandayız. Allah-u Teala helalı vermiş, haramı vermiş. Cenneti vermiş, cehennemi vermiş. Karar senin. Hiç kimse zorlanmaz. Ama Müslüman olana yaraşan ve yakışan odur ki Allah'ın emirlerini tutarak, yasaklarından kaçarak şu dünya imtihanını onun rızası yolunda geçirmemiz gerekir. Aksi takdirde karşılığında azap var. Ya bugün bir iş yerinde çalışan bir eleman diyelim, bir işçi vazifesini layıkıyla yapmazsa işveren ne diyor? Haydi bakalım, kapı orada. Benim yerimi terk et. Bir öğrenci derslerine çalışmadığı zaman ne oluyor? Sınıfta kalıyor. Bakın Yüce Mevlamız Teala Hazretleri şu dünya hayatında her şeyin misalini vermiş. Sınav, okulda sınav var. Kazanırsan, çalışırsan kazanırsın, bir yerlere gelirsin. Dünya hayatı da bir sınavdır. Bu sınavı güzellikle verirsen, Allah'ın emri üzerine yaşarsan, bu sınavı güzel verirsen ahirette karşılığı cennet. Onun için her şeyin misali var. Rabbim şu gören gözlerimizi görmez eylemesin. Hesabımıza gelmeyen tarafını, nefsimize zor gelen taraflarında İslam'a yaklaşmayalım. Hoşumuza giden yerlerini yaşayalım. Öyle bir şey yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her şeyiyle, yüreğiyle, samimiyetiyle yüce dinimiz İslam'ı yaşadı. Biz de onun ümmetiysek, biz de Allah'a kul olma yolundaysak o zaman yaşamak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Diğer seçenek nedir? Azaptır. Diğer seçenek zindandır. O zaman değerli dostlar, Ramazan ayındayız. Ramazan'ın ilk 10 günü bitiyor değil mi dostlar? İkinci 10 gününe yaklaşıyoruz.
Bakın ne çabuk geçmiş 7-8 gün. Ne çabuk geçmiş. Şu geçen günlerimiz Mevlamızın rızasıyla geçtiyse ne mutlu. Ama onun rızası dışında halen daha affolunma yolunda değilsek, Allah'ım beni affet demiyorsak, Mevlam ben kusurluyum, günahkarım, ben bu işlediğim günahların haram olduğunu, hata olduğunu biliyorum, Rabbim beni uzaklaştır diyemiyorsak, şöyle kendimizi bir yoklayamıyorsak, daha kardeşim neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Tepemize cennetten berat senetinin inmesini mi bekliyoruz? Ne yaptık da ne bekliyoruz? Onun için Ramazan ayını güzelliklerle değerlendirelim. Mevla Teala Hazretleri sizleri ve bizleri rızasına erenlerden eylesin. Efendim canlı telefon bağlantısı için hemen ben telefon numaramızı aktarıyorum. 0212 629 83 83. 0212 629 83 83'ten inşallah değerli dostlar program konuklarımı almak isterim canlı yayın bağlantısıyla. Ama öncelikle çok güzel bir ilahi geliyor. Sürpriz olsun tüm Yasin Konevi ile Vakti İftarı izleyen, 2000 TV'yi izleyen efendim tüm gönül dostlarıma armağan olsun. Ne kadar da çok sevmişiz seni Medine gülü Muhammed Nebi, senden daha güzel üstünü yoktur Medine gülü Muhammed Nebi, Medine gülü, Medine gülü, ümmetin solmayan gülü, salat selam olsun sana ey peygamber, ey yüce Resul, Medine gülü, Medine gülü, ümmetin solmayan gülü, salat selam olsun sana ey peygamber, ey yüce Resul. Biz ümmetin seni görmeden sevdi Medine gülü Muhammed Nebi, senden daha güzel üstünü yoktur Medine gülü Muhammed Nebi, Medine gülü, Medine gülü, ümmetin solmayan gülü, salat selam olsun sana ey peygamber, ey yüce Resul, Medine gülü, Medine gülü, ümmetin solmayan gülü, salat selam olsun sana ey peygamber, ey yüce Resul. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah, ya Resulallah, yanan kalbe devasın sen. Dilersen rahmansın sen, Habibi kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen.
medet ya tabib el kulub, medet ya Resulallah, ya Habibi ya Resulallah. Evet değerli gönül dostları, Rabbim Efendimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Onun ahlakıyla ahlaklandırsın. Bir telefonumuz varmış efendim. Hemen telefonumuzu alıyoruz bakalım. Kimler acaba bizlere konuklar? Evet, hangi gönül dostumuz şu an bu güzel soframızı şereflendiriyor? İnşallah telefonumuzu alalım efendim. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin abi. Rabia Yadigar, Ankara'dan. Evet abi, Ankara'dan. Nasılsın selam Rabia kardeşim. İyisin inşallah. İyiyim Yasin abi. Ben arada zaten Facebook'tan yazıyorum size. Eyvallah. Allah razı olsun kardeşim. Radyo dinleyenlerimizden Rabia kardeşimiz. Neler söylemek istersin Rabia buradan gönül dostlarımıza? Vallahi abi, başta Ramazan'ın keyfi mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin de inşallah. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bir isteğimiz var mı Yasin Konevi'den? Abi ben zaten seni işte Mehmet abim olsun, diğer radyoda çalışan çok seviyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Senden daha bir Allah diyelim istiyordum. Eğer hasretin Medine'ye. İnşallah evet, hazırlamaya çalışalım. İnşallah hazırlamaya çalışalım. Armağan et bakalım. Abi sana gelsin. Teşekkür ediyorum. Aileme gelsin. Sana selam var abi. Sadece dinliyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Rabia kardeşim. Ankara'ya selam olsun. Yadigar ailesine selam olsun inşallah. Evet, ses biraz kesik kesik geldi ama sağlık olsun diyoruz. İnşallah telefon bağlantılarımız olursa tekraren alacağız. Evet değerli gönül dostları, şimdi inşallah Hazreti Zeynep'ten bahsetmek istiyorum. Evet, Hazreti Zeynep'ten bahsedelim inşallah değerli dostlar. Mevla Teala Hazretleri sizleri ve bizleri rızasına yaraşır kullarından eylesin. Evet, inşallah şöyle bir gönülden gelen name ile bir kulak verin bakalım. Hazreti Zeynep'i bir de Yasin Konevi yorumuyla dinleyin bakalım inşallah. Evet değerli gönül dostları, Hazreti Zeynep o Mekke'de dünyaya geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz 30 yaşlarındaydı. Resulullah Efendimizin ilk kızıdır Hazreti Zeynep ve ikinci çocuğu, kızlarının en büyüğü, çocuk yaşta İslam'la şereflenen ilk genç kız. İslam'ın ve imanın kaynağı, sevgi pınarı babacığından asla ayrılmayan bir iman eri, annesinden aldığı üstün bir terbiye ile evi çekip çeviren, kocasına hizmette kusur etmeyen, becerikli, nezaketli ve işini bilen asil bir hanımefendi. Evet değerli dostlar, değerli dinleyenler, değerli izleyenlerim. İşte ilk çocukları Efendimizin Kasım'dı. Kasım'dan sonra ikinci çocukları dünyayı şereflendirecekti. İşte doğacak çocuğun ebesi Selma Hatun. Efendimizin evinde büyük bir heyecan var. Acaba erkek mi, kız mı olacaktı? Aile efradı merakla beklemekteydi. Çok geçmeden bir kız çocuğu dünyaya geldi.
Hazreti Hatice annemizin evinde bulunan kadınları bir hüzün aldı. Bu haberi nasıl duyuracaktı? Evet, bu haberi nasıl duyuracaklardı? Çünkü cahiliye devri olarak bilinen o dönemde Araplar kız çocuklarına hiç değer vermezlerdi. Onlardan birine kız çocuğun olduğu haberi verilince içleri kederle dolar, yüzleri değişirdi. İşte Zeynep böyle bir karanlık devirde dünyaya geldi. Fakat onun doğumunda matem olmadı. Kainatın efendisine bu haber ulaşınca aksine memnun ve mesrur oldu. Efendimiz'e daha peygamberlik gelmedi. Cahiliye zamanı, daha İslam gelmedi. Ama kızlar cahiliye döneminde diri diri ateşe atılıyorlardı. Evet, diri diri kızlar ateşe, kuma gömülüyordu değerli gönül dostları. Evet, kuma gömülüyorlardı ve onlar masumdular. İşte değerli gönül dostları, Hazreti Zeynep cahiliye devrinin hiç çirkinliklerini benimsememiş, vahşice yapılan hareketleri hiç tasvip etmemiş, içkiden, kumardan, kızları diri diri gömmekten nefret ederdi. Toplumdan bu kötülüklerin kaldırılması için nasıl ve ne tarz bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünürdü. Bu sebepten kızı Zeynep doğunca hiç üzülmedi. Rabbine hamd etti. Hatta ben kız babasıyım diyerek Efendimiz iftihar etti. Sevinçle, güler yüzle evine gitti. Yeni doğan kızını kucağına aldı ve Zeynep adını koydu. Zeynep gün geçtikçe büyüyordu dostlar. Evin içine neşe saçıyordu. Kainatın efendisi onun şahsında babalık, sevgi ve şefkatinin örneklerini veriyordu. Zira oğlu Kasım Efendimiz'in vefat etmişti. Yıllar süratle geçmekte, Zeynep büyümekte. Evet, Zeynep büyümekte ve 10 yaşlarına girmek üzereydi. Evde diğer kardeşlerine Zeynep ablalık yapıyor. Onların hizmetini görüyor ve anneciğinin yükünü paylaşıyordu. Hizmetiyle, evet, hizmetiyle gelin olacak bir olgunluğa ulaştığını haliyle gösteriyordu Zeynep. Teyzesi Hale'nin Ebul As adında kendisiyle yaşıt bir oğlu vardı. Evet, evlerine sık gelip giderdi. Onun da gönlü Zeynep'teydi. Zeynep'teki nezakete, Zeynep'teki güler yüze, içindeki becerikliliğe ve olgun davranışlarına hayran kalırdı. Hazreti Hatice annemiz de yeğenini çok severdi. Evet, onun Zeynep'e karşı ilgi ve sevgisi gözünden kaçmazdı Hazreti Hatice anamızın. Evlilikte mutlu olabilmek de bu sevgiye bağlıydı. Evet, Ebul As İbn-i Rebi herkesin güvenini kazanmış. Ve Zeynep de bu ilgiden ve hediyelerden memnun kalırdı. Teyzesine ve çocuklarına hediyeler getirirdi Ebul As. Zeynep'e olan gönül yakınlığını artık hissettirdi. Zeynep de o hediyeleriyle beraber onun o halini hissediyordu. Bir gün teyzesine evlilik konusunu açtı. Zeynep'e olan gönül yakınlığını dile getirdi. Hazreti Hatice anamız da bu talebi Efendimiz'e arz etti. Peygamberimiz bu isteğin Zeynep'e duyurulmasını söyledi. Kıza danışmadan bir şey söylemek istemedi Efendimiz. Hatice anamız bir fırsatını bulup kızına meseleyi açtı. Zeynep, teyze oğlun Ebul As seninle evlenmek istiyor. Senin adını anıyor. Evet, seninle evlenmek istiyor. Senin adını anıyor. Zeynep, evet, o konuda sessiz kaldı. Genç kızın sükutu ikrardandır değil mi? Ve sükut etti. Değerli gönül dostları, evet, artık hazırlıklar başladı. Kısa zamanda düğünleri yapıldı. Develer kesildi, yemekler verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi gelin Zeynep'i evine kadar götürdüler. Bir süre orada oturdular. Gelini yeni evine yerleştirip ayrıldılar.
Ebul As sıcak bir yuvaya kavuşmuştu. Zeynep'i çok seviyordu. Mutluydu ve mesuttu. Ticaret için sefere çıktığında Zeynep baba ocağında kalıyor ve annesine ev işlerinde yardım ediyordu. Evet, kocası bir gün yine sefere gitmişti. Annesinin yanında kalırken babacığının da büyük değişiklikler meydana gelmiş ve sevgili babasının Hira mağarasında ilk vahyi alıp eve dönüşüne şahit olmuştu Hazreti Zeynep. Efendimiz 40 yaşındaydı. Efendimiz artık Hira dağında vahiy gelmişti. O artık bir peygamberdi. Hazreti Hatice annemiz de babasına yeni vazife verildiğini, Melek Cebrail'in gelip Allah'tan emirler getirdiğini anlattı. Son din ve peygamber, son peygamber olarak babasına iman ettiğini bildirdi. Mübarek olsun. İlk Müslüman olanlardandır onlar. Mübarek olsun. Ve kelime-i şehadet getirerek ilk Müslümanlardan oldu. Evet değerli dostlar. Bu küçük kafile zor ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı. Hazreti Zeynep babasına ve kardeşlerine kavuşmanın sevinciyle bütün ağrı ve sızılarını unuttu. İki cihan güneşi Efendimiz de damadının bu davranışını takdirle karşıladı. Bana doğruyu söyledi. Söz verdi ve sözünü yerine getirdi dedi damadı için. Ona iltifatlar etti Efendimiz. İşte Hazreti Zeynep Medine'de huzur ve saadete kavuştu. Kocası Ebul As ise sıkıntı içerisindeydi. Kendisini ticari seyahatlere odaklamıştı Ebul As. Hicretin 6. yılında ticaret kervanıyla Şam'dan dönerken değerli gönül dostları Medine civarında İs mevkiinde baskına uğradı Ebul As. Kervanının etrafı sarıldı. Kervancı başı Ebul As olduğu görülünce Seriye komutanı olan kimse onun öldürülmemesini istedi. Evet, canlarını emniyette gören kervandakiler de karşılık vermeden, çarpışmadan teslim oldular. Evet değerli gönül dostları, kervan Medine'ye götürüldü. Şehre girince Ebul As bir yolunu buldu, ortadan kaybolup kaçtı ve Zeynep'in kapısına vardı. Ondan eman diledi. Sabah namazı vakti. Hazreti Zeynep hemen mescide koştu. Yüksek sesle kendini tanıtıp Ebul As'ın kendi emanında olduğunu duyurdu. Sevgili peygamberimiz de Zeynep'in eman verdiğine biz de eman verdik buyurdu. Hazreti Zeynep babası Fahri Kainat Efendimiz'e geldi. Ne yapmalıyım diye sordu. Çünkü Zeynep Müslüman, eşi gayrimüslim, Müslüman değil. Onun için nikah olmuyor. Müslüman olması gerekir onunla evli olması için. Kızım ona ikramda bulun. Fakat uzak dur diyor Efendimiz. Çünkü birbirinize helal değilsiniz. Zeynep kızla evine vardı. Ebul As kapının önünde hala ayaktaydı. İçeri buyur edip yemek hazırladı. Ve kızıyla birlikte yemek evet önlerine kondu değerli dostlar. İki cihan güneşi Efendimiz alınan ganimet ve esirler konusunda ashabıyla istişare yaptı. Onlara uygun görürseniz Ebul As'ın bütün mallarını ve arkadaşlarını geri veriniz buyurdu. Ebul As'ın gönlü artık İslam'a açılmıştı. O fedakarlığı görünce Ebul As artık gönlü İslam'a kaynamıştı değerli dostlar. Onun mahcup bir vaziyette huzura gelişi ve gözlerindeki ifade bunu hissettirmişti. Bütün malları ve adamları geri verildi. Evet, bu hadise, bu hareket Ebul As'a çok tesir etti. Ve oracıkta Müslüman olmaya karar verdi. Fakat ilan edemedi değerli gönül dostları. Evet, emanetler sahibine verildi. Ve Ebul As Müslüman oldu değerli dostlar. Rabbim onlardaki o samimiyeti bizlere de nasip eylesin. Onlardaki o güzelliği bizlere de nasip eylesin. Rabbim
İslam'la kadınlara hakları getirdi. Eğer İslam olmasaydı şu an ne olurdu biliyor musunuz? Kızlar diri diri kumlara gömülürdü. Hangi bir anne baba kızını diri diri kuma gömer? Thank you.
aşkına ama ya. Yalan dünya kime kaldı? Sultan Süleyman'a kalmayan fani dünya kime kaldı? Gönül aşkına ama ya. Yalan dünya kime kaldı? Sultan Süleyman'a kalmayan fani dünya kime kaldı? Gönül aşkına dalmayan yalan dünya kime kaldı? Sultan Süleyman'a kalmayan fani dünya kime kaldı? Gönül aşkına dalmayan yalan dünya kime kaldı? Yalan dünya kime kaldı? Dünya kime kaldı? Evet. Değerli gönül dostları, fani dünya kime kaldı değil, Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana da bana da kalmaz. Rabbim şu dünya hayatını bizlere en önemli maksat yaptırmasın. Ben diyorum ki değerli dostlar, hangi dünya fazlaysa oraya fazla çalışalım ya. Evet, hangi dünya fazlaysa oraya fazla çalışalım. 3 günlük dünya mı fazla, ebedi ahiret mi? Herhalde neresi fazla? Ahiret fazla. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya hayatını şöyle bir misal veriyor. Bu dünya hayatı, insan bir yolculuğa çıkar. Yolculuk esnasında bir ağaca denk gelir. Ağacın altında konaklar. Konaklaması bitince tekrar yoluna devam eder. İşte o ağacın altı dünya hayatıymış. Değerli gönül dostlarım, değerli kardeşler, dünya hayatı sadece o ağacın altında konaklama kadarsa, o zaman biz niye şu dünya hayatının zevk, safa ve lezzetlerinde oyalanmaya devam ediyoruz? Yol tedariğimizi hızlı ve çabuk yapmamız lazım. O da İslam'la, o da Resulullah Efendimiz'in hayatıyla oluyor. Değerli gönül dostlar, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in surelerini okuyalım. Ramazan-ı Şerif'te hatimler, mukabelelerde bulunalım. Bu arada Yasin Konevi kardeşinizi merak edebilirsiniz. Yasin Konevi kardeşiniz güzel organizasyonlarınızda, güzel etkinliklerinizde, özel günlerinizde grubumuzla, ekibimizle, Semazen grubumuzla, ilahi grubumuzla programlara katılıyoruz. Yurt dışı, yurt içi fark etmiyor. Bizlere inşallah ulaşmak isteyen kardeşlerimiz, birazdan irtibat numaralarımız verilir. Bize inşallah ulaşabilirsiniz. yasinkonevi.net www.yasinkonevi.net sitemizden de inşallah irtibat kurabilirsiniz. Oradan kliplerimizi, hayatımızı öğrenebilirsiniz. Oradan yaptığımız programlarımızı da takip edebilirsiniz. Evet, Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Şimdi Hazreti Zeynep'ten bahsediyordum. Esasında o mevzu yarım kaldı. Şimdi yarım kaldığım yerden Hazreti Zeynep'i sizlere anlatmak istiyorum. Kısa da olsa inşallah değerli gönül dostlarım. Tabii ki Ebul As Müslüman oldu ve kervanlarıyla mallarını aldı. Onları sahiplerine dağıttı. Benden hakkı olan var mı dedi. Hepsinin haklarını verdi. Helalleşti. Sonra tabii ki değerli gönül dostları, Efendimizin kızı Hazreti Zeynep'e kavuştu. Artık o da Müslüman. Ve nikahları tazelendi değerli gönül dostları. Evet, böylece üzüntüler, sıkıntılar tekrar sevince döndü değerli gönül dostları. Ve Hazreti Zeynep radiyallahu anha anamız bu kısa sevinçten sonra hastalandı ve yatağa düştü. Hicret esnasında bir hayli yıpranmıştı Hazreti Zeynep anamız. Ve bu hastalıktan kurtulamadı Hazreti Zeynep. Hicri 8. senede Hazreti Zeynep
30 yaşlarındayken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sevgili annelerimizden Hazreti Sevde ile Ümmü Seleme ve diğer hanım sahabilerden Hazreti Ümmü Eymen ile Ümmü Atiye radiyallahu anhuma Hazreti Zeynep'in evine gittiler. Peygamber Efendimiz onlara onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayınız. Onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın. Tek sayıda 3, 5, 7 kere hatta gerekli görürseniz bundan fazla yıkayınız. Sonunda suya kafur yahut kafurdan biraz koku koyunuz. Yıkama işini bitirince bana bildiriniz dedi Resulullah Efendimiz. Efendimizin kızı vefat etti 30 yaşında. Bir baba, bir ana evladının vefatını gördüğü zaman nasıl bir duyguya kapılır? Cenab-ı Allah kimseye evlat acısı vermesin. Zor durumdur. Ve yıkama işi tamam olunca Efendimiz gömleğini gönderdi. Bunu ona iç gömleğe yapınız buyurdu. Sonra cenaze namazını kıldırdı. Ve Efendimiz kabrin başına geldi. Evet, Can Ahmet'imiz kabrin başına geldi ve kazılan kabre hüzünle baktı. Düşünceli ve üzgün bir vaziyette kabre indi. Biraz bekledi ve dua etti Efendimiz. Sonra sevinç içerisinde dışarı çıktı değerli dostlar. Oradakilere şu müjdeyi verdi Peygamberimiz. Zeynep'in zayıflığını düşünüp Allah-u Teala'dan onun kabrini genişletip sıkıntısını gidermesini diledim. Allah duamı kabul buyurdu ve kabrini genişletip sıkıntısını giderdi. Hazreti Zeynep dini ve imanı uğrunda çok çileler çekti değerli gönül dostlar. Sabırla, sebatla bu sıkıntılara direndi. Müşrik kocasına karşı nezaket, edep ve saygı ve sevgiyle hizmetini etti. Onun gönlünü bu şekilde fethetti. İslam'ın kavuşmasına vesile oldu. İki Cihan Güneş Efendimiz torunu Ümame'yi çok severdi. Bir keresinde Efendimiz namaz kılıyordu. Hazreti Zeynep anamızın evet evladı Ümame'yi. Bir keresinde Peygamberimiz namaz kılıyordu. Ümame de omuzlarındaydı Peygamberimizin. Rukiye vardığında onu yere koyuyor. Secdeden kalkarken yine omuzlarına alıyordu. Bir gün bir gerdanlık hediye olarak gelmişti. Onu aile halkı içinden bana en sevgili olana vereceğim dedi. Sonra Efendimiz Ümame'yi çağırıp boynuna taktı. Cenab-ı Hak bizlere o sevgili aile hayatının, evet o sevgili aile hayatının muhabbetini, aşkını, samimiyetini bizlere nasip eylesin değerli gönül dostlarım. Evet, gerçekten ayrı bir sevda, ayrı bir muhabbet. Rabbim inşallah gönlümüzle, yüreğimizle o güzelliği bizlere nasip eylesin. Şimdi inşallah duamıza geçelim. Duamızı yapalım. Evet. Gönüllerimiz, yüreğimiz o coşku ve muhabbetle doluyor. Ya Resulallah, bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara batsam, bu cemalin bir kez düşten seyrensem, ya Muhammed hasta canım arzular seni. Ali ile Hasan Hüseyin anda sevdası, sevdası gönül
muhabbet canda. Yarın mahşer günü Hak divanında. Ya Muhammed hasta canım, arzular seni. Ya Muhammed hasta canım, arzular seni. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أي alemlerin Rabbi olan sahibimiz, Mevlamız, yaratanımız, her şeyimiz. Rabbim sen affedicisin, affı seversin yüce Mevlamız. Bizi ve bütün inananları affeyle Mevlam. Rabbim hatayla işlediğimiz bütün günahlarımızı affeyle. Oruçlu ağızlarımızla sana yalvarıyoruz Allah'ım. Rabbim sen oruçlunun duasını kabul edersin. Sen bizim sahibimizsin, yaratanımızsın, her şeyimizsin. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bizleri rızana erenlerden eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahumma rabb hazihi ed-da'wati ed-da'imah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajata ar-rafi'ata al-aliyah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahum senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Rızana nail olanlardan eyle. Amin. Dostları, değerli TV 2000 izleyenleri, iftarımız mübarek olsun. Rabbim kabul eylesin inşallah tuttuğumuz oruçlarımızı. Bakın ne güzel değil mi? Rabbimiz bir emir veriyor. Bir emirle sahuru bitiriyoruz. Bir emirle iftarımızı açıyoruz. Allahu Ekber. Her günümüz Ramazan olsa ne olur dostlar? Her geceyi Kadir, her gördüğünü de Hızır bil derler. Onun için şunu hiçbir zaman unutmayalım. İnsan 12 ayın 24 saatini, 365 günün her anını Rabbi ile beraber geçirirse esasında her gün Ramazan olur, biliyor musunuz? Bakın şu an insanlarımızın açmazı çıkmazı nerede biliyor musunuz? İnsanların açmazı çıkmazı şurada.
Bizler gerçek reçete olan İslam'ı yaşamadığımız için hayatımız günahlarla doluyor. Günah dolu bedenle doluyor değerli gönül dostları. Onun için İslam'ın güzelliğini yaşayalım. İslam'ın güzelliğini görelim. Bakın şimdi bizler suyumuzu içerek iftarımızı açtık. Sizler yemekleri yiyorsunuz. Evet, şu an sizler bu yemeği dert ettiniz değil mi? Hazırlık yaptınız, sofraya hazırladınız. Allah size bir sofra bahşetti. Derdimiz namaz olursa, derdimiz Allah olursa, derdimiz Resulullah olursa vakit geldi mi namazını kılarsın, orucunu tutarsın, ibadetini yaparsın. Bunları yapmadığın zaman bunalıma girersin. Ben bir vakit namazımı kılmadığım zaman bunalıyorum gönül dostları. Ama o namazımı kıldığım zaman borcumu ödüyorum, rahatlıyorum. İnsan bunu dert etmezse ne oluyor? Hayat başıboş geçiyor. Eğer Müslümansan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsan ibadetini yapacaksın. Çünkü namaz dinin direğidir. Bir kimse namazını kılarsa dinin direğini dikmiş olur. Bir kimse namazını terk ederse dinin direğini yıkmış olur. Şimdi İsmi Azam'la programımıza veda edeceğiz. Evet, duayı İsmi Azam. Yasin Konevi yorumuyla Gözümün Nuru namaz albümümüzden duayı İsmi Azam'la inşallah iftar sofralarınızda o İsmi Azam'la dualarınızı yapın diyoruz. Evet, Yasin Konevi olarak bizlere ulaşmak isteyen gönül dostlarımız, kardeşlerimiz inşallah ekranda inşallah irtibat numaralarımızı verirlerse bu numaralardan Yasin Konevi'ye ulaşıp inşallah irtibat kurabilirsiniz. Güzel programlarınızda yer almak arzu ederiz. Efendim İsmi Azam diyeceğiz. Sürçülisan ettiysek affola. Bugün de Yasin Konevi ile vakti iftar itama erecek. Bize ayrılan süre burada. Duayı İsmi Azam'la itam bulacak. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet kalın diyorum. Allah yar olsun efendim. Allah'ım, bizi masiyetten alıkoyacak kadar haşyetinden bize hisse ver. Bize cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et. Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Bizi hayata bıraktığın müddet göz, kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Ya Cemilu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Garibu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Mucibu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Habibu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Raufu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Atufu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Maurufu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Latifu ya Allah, ya Hayyu ya Kayyum, ya Hayyu ya Kayyum, ya Hayyu ya Kayyum, Bismillahil Azam, ya Hayyu ya Kayyum. Altyazı M.K.
Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hennanu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Mennanu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Deyyanu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Subhanu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Emanu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Burhanu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Sultanu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum. İsmullahil Azam. Ya Hayyu Ya Kayyum. İsmullahil Azam. Ya Hayyu Ya Kayyum. İsmullahil Azam. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Muhsinu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Mut'alu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Rahmanu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Rahimu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Kerimu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Mecidu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Fardu Ya Allah. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum.